Selamünaleyküm arkadaşlar, nasılsınız? Bugün geçen hafta kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz. Ayetler ışığında sahabenin fazileti bizim geçen hafta işlediğimiz konumuzdu. İlk olarak muhacir kimdir, ensar kimdir hatırlayalım. Mekke'de yaşayan Müslümanlar para kazanma amacıyla değil, daha rahat bir yaşam sürmek için değil, dinlerini özgürce yaşayabilmek için evlerinden, yaşadıkları şehirden ayrılıp Medine'ye göç ettiler. Bu Müslümanlara biz muhacir diyorduk. Medine'de muhacirleri karşılayıp onlara her türlü yardımı yapan, evlerini açan kimseleri ise ensar diyorduk. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk işlerden birisi de muhacir ile ensarı kardeş ilan etmek olmuştur. Bu kardeşlerin adına da biz muahat diyoruz. Medineli Müslümanlar hicret eden kardeşlerine muhabbet ve samimiyetle kucak açmışlardı. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince muhacirler ile ensarı ikişer ikişer kardeş ilan etti. Bu öz kardeşliğin de ötesinde bir kardeşliktir. Ensar muhacir kardeşlerini evlerinde misafir etti. Onlara yediğinden yedirdi. Muhacir ise ensar kardeşinin işinde çalıştı. Mekke'nin en önemli geçim kaynağı ticarettir. Medine'de ise insanlar geçimlerini çoğunlukla tarım ile sağlıyorlardı. Ensar'ın da hurma bahçeleri vardı. Muhacirler bu duruma uyum sağladılar. Muhacir, Ensar'a göre dini konularda daha bilgiliydi. Bu sebepten ötürü Peygamberimizden öğrendikleri bilgileri kardeşleriyle paylaşmışlardır. Muahat uygulamasını en geliş haliyle biz, müminler ancak kardeşlerler ayeti kerimesinde görüyoruz. Abdurrahman bin Avf ilk Müslümanlardandır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sadece 2 gün sonra Müslüman olmuştur. Hem Habeşistan'a hem de Medine'ye hicret ettiği için 2 hicret sahibi sayılan sahabilerden bir tanesidir. Savaşlarda gösterdiği kahramanlıklarla da bilinir. Mekkeli Müslümanlar Ensar'ın yüce gönüllülüğünü suistimal etmediler. Muhacirlerden olan Abdurrahman bin Avf'a kendisiyle kardeş ilan edilen Sa'd bin Rebi şöyle dedi. Allah Resulü bizi kardeş yaptı. İşte mallarım. Onların yarısını sana veriyorum. Müslüman kardeşinin bu fedakarlığı karşısında duygulanan Abdurrahman bin Avf ise Allah mallarını bereketli kılsın. Aile halkına da afiyet versin. Sen bana Medine çarşısını göster, kafi karşılığını verdi. Bu şekilde ticarete başlayıp çalışan Abdurrahman radıyallahu anh kısa zamanda zengin oldu. Sonra ne oldu dersiniz? Ticaret yaparak kazandığı servetini kimi zaman savaş harcamaları için, kimi zaman da köleleri özgürlüğüne kavuşturmak için harcadı. Peygamberimiz Allah cömerttir, cömertleri sever buyurmuştur. Bu hadisin yansımasını biz, Abdurrahman bin Avf vefat ettiğinde mirasçılarına bıraktığı servette görüyoruz. İsar kavramına gelelim arkadaşlar. İsar, başkasının iyiliğini kendi iyiliğine tercih etmek demektir. İsar, cömertliğin en yüksek derecesidir. İsar ahlakının en güzel örneğini de biz, Muhacir Ensar kardeşliğinde görüyoruz. Şöyle ki, sevgili peygamberimizin ashabı kendileri sıkıntı içinde olsalar da din kardeşlerini kendilerine tercih ederlerdi. Bir başka kavramımızda bugün öğrenmemiz gereken uhuvvet kavramı, insanlığın bir benzerini daha görmediği din kardeşliğini ifade eden uhuvvet, aynı inanç ve değerlere sımsıkı sarılmaktan kaynaklanıyordu. Fütüvvet kavramına gelelim. Fütüvvet sözlükte delikanlı ve yiğit anlamına gelir. Fütüvvet kavramı Kur'an'da geçmektedir. Kehf suresine geçmektedir. Ashab-ı Kehf'in anlatıldığı kıssa da geçmektedir. Ayet-i kerimenin meali şöyledir. Gerçekten bunlar Rablerine iman eden genç yiğitlerdi. Genç yiğitler fütüvvet kavramını kapsıyor. Fütüvvetin dini literatürdeki anlamı ise kendi ihtiyacından önce din kardeşinin ihtiyacını gidermek, insanların dertleriyle dertlenmek, kendisi için istediğini
başkası için de istemek anlamına gelir. Fütüvvet ahlakı ve şuuru sahabeleri cennetlik yapan vasıflardandır. Muhacir ve Ensar'ın kardeşliği maddi ve manevi yardımlaşma esasına dayanıyordu. Yurdundan, yuvasından, ailesinden ve sevdiklerinden ayrı kalan Mekkelilerin yalnızlıklarını gidermek, onlara destek ve kuvvet kazandırma amacını taşıyordu. Ensar, Müslümanların rahata ulaştığı zamanda bile muhacirlere yardımcı olmaktan vazgeçmedi. Medineli Müslümanların fedakarlıkları onlardan övgüyle söz eden ayetlerin inmesine vesile olmuştur. Bir ayet-i kerimenin meali de şöyledir. Daha önceden Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine hicret edip gelenleri severler ve onlara verilen ganimetlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri sıkıntı içinde olsalar da onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Sevgili Peygamberimiz bir gün bir rüya gördü. Gördüğü rüyayı da ashabına anlattı. Gördüğü rüya şöyleydi. Peygamberimiz Kabe'yi ziyaret ediyordu ashabıyla birlikte. Ashabı bu rüyayı işitince çok mutlu oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 628 yılında umre için 1500'e yakın sahabiyle birlikte Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetlerinin de savaş olmadığını göstermek için yanına savaş malzemelerini almadılar. Ancak Mekke'ye yaklaştıklarında onların geldiğini gören kervanlar durumu hemen Mekkelilere ilettiler. Mekkeliler de Müslümanların şehre girmesine izin vermeyeceklerine dair karar aldılar. Hatta atlı birlikler de oluşturdular. Hatırlarsanız Müslümanlar Mekke'ye silahsız gelmişlerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i yanına çağırdı. Ondan açık ve net olarak niyetlerini Mekkelilere bildirmesini istedi. Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın elçi olarak gönderilmesini istedi. Çünkü Hazreti Osman yumuşak huylu bir kişiliğe sahipti. Aynı zamanda Medine'den İslam'a karşı düşmanlık beslemeyen Mekkeli akrabalarına da yardım ediyordu. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'e bu teklifi yapınca Peygamber Efendimiz teklifi kabul etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Osman radıyallahu anh'ı Mekkelilerle görüşmesi için elçi olarak gönderdi. Hazreti Osman Mekkelileri Müslümanların bu şehre geliş amaçlarının savaşmak olmadığını, umre yapma amacıyla buraya geldiklerini söyledi. Ancak Mekkeli müşrikler umre için sadece Hazreti Osman'a izin verebileceklerini ancak diğer Müslümanlara izin vermeyeceklerini söylediler. Burada çok önemli bir durum var. Hazreti Osman peygamberimizden önce Kabe'yi tavaf etmeyeceğini söyledi. Yani peygamberin tavafını kendi tavafını tercih etti. Bu bir ihsar ahlakıdır. Bu bir kardeşlik örneğidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'la 3 günlüğüne anlaşmıştı. 3 gün içerisinde Mekkeli müşriklerin kararını bana söyle, olumlu ya da olumsuz. Bu şekilde anlaşmıştı. 3 gün geçti. Hazreti Osman dönmedi. Bunun üzerine şöyle bir haber yayıldı. Hazreti Osman'ın öldürüldüğüne dair haber yayıldı. Bunun üzerine sahabiler Semura denilen bir ağacın altında gerekirse kanlarının son damlasına kadar Mekkelilerle savaşacaklarına dair söz verdiler ve Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Allah Celle Celaluhu ashab-ı kiramın bu davranışını bir ayette şöyle övmüştür. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.